Mehmet Ali Bey, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet, Defner Sigorta olarak profesyonel hizmetler veriyorsunuz. Genel hizmetlerimizden, sektöre olan katkılarımızdan, tercih edilme sebeplerimizden bahsedeceğiz. Fakat öncelikle değerli izleyicilerimize ben sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Mehmet Ali Karaboğa kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Evet. 2012 yılından beri sektördeyim. Kocaeli'ye 3 sene önce taşındım. Son 3 senedir Kocaeli'de faaliyet gösteriyorum. Mesleğim eğitimimle birleşmiş durumda. Çünkü ben eğitimimden sonra bankacılık ve sigortacılık eğitimimden sonra sigortacılığa devam ettim ve halen mesleğimi sürdürüyorum. Devam da ettireceğiz inşallah. Çok güzel. Evet, uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. Eğitiminizi de tamamladıktan sonra hem aldığınız eğitimlerden hem de yılların verdiği tecrübeden ötürü profesyonel hizmetler vermeye devam ediyorsunuz. Evet. Peki, Defner Sigorta lokasyon olarak, konum olarak nerede? Kocaeli'nin neresindeyiz? Kocaeli'nin merkezindeyiz. Yeni Devlet Hastanemizin hemen aşağısında ofisimiz. 6. noterin üst katındayız. 3 senedir burada faaliyet gösteriyoruz. Lokasyon olarak sadece Kocaeli'ye hitap etmiyoruz. Tüm Türkiye'ye hitap ediyoruz. Bu arada tüm branşlarda tüm Türkiye'ye hitap ediyoruz. Çok güzel. Sadece bu bölgeyle sınırlı kalmıyoruz. Tabii ki bölgeyle sınırlı kalmıyoruz. Fakat tabii ki bölgede de merkezi bir konumdayız. Evet. Ve bölge halkı tarafından bilinen, tanınan bir firma olarak tabii ki insanlar sizi tercih ediyorlar. Çünkü sizden memnun kalıyorlar. Evet. Dostlarına, arkadaşlarına, çevrelerine tavsiye ediyorlar. Kulaktan kulağa yansıyor kaliteli hizmetiniz. Bu da sizin en büyük reklamınız olmuş oluyor tabii. Evet, kesinlikle. Yani 3 sene içinde kısa bir sürede biz güzel üretimler yaptık. Güzel algılar oluşturduk müşterilerimizde. Verdiğimiz kaliteli hizmetler sayesinde de akılda kaldık ve tercih edilen taraf olduk. Evet, kaliteden ödün vermiyorsunuz. Verdiğimiz kaliteli hizmetle de diyorsunuz ki insanlar bizi tercih ediyorlar, memnun kalıyorlar. Siz de işinizi severek yapıyorsunuz. Tabii ki. Yani dediğim gibi çocukluğumdan beri yaptığım tek meslek olduğu için işimi severek yapıyorum ve bu işi gerçekten bildiğimi, doğru bir şekilde yaptığımı düşünüyorum. Çünkü biz bunlar için çalışıyoruz sürekli olarak, çalışıp ve eğitimler alıyoruz sürekli olarak. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Kendimizi geliştiriyoruz, personelimizi geliştiriyoruz bu konuda. Eğitimi hiçbir zaman bırakmıyoruz yani. Evet, kendinizi geliştirmek adına elinizden gelen tüm çabayı, gayreti gösteriyorsunuz. Evet. Hem kendinizi geliştiriyorsunuz hem de kaliteli hizmet sunmak adına da yine çabalarımız devam ediyor. İleriye yönelik sağlam adımlarla devam ediyoruz. Tabii ki, kesinlikle. Harikasınız. Peki sizinle birlikte çalışan kadro sayısı nedir Mehmet Ali Bey? Pandemiden önce sayımız 5, benimle beraber 6 kişiydi. Eşim de benimle beraber çalışıyor. 4 de personelimiz vardı. Pandemiden sonra düşüşlerimiz oldu maalesef. Her sektörde yaşandığı gibi bizde de bir küçülme oldu. Şu an için 3 kişi çalışıyoruz. Evet. Hizmetimizi gene veriyoruz. Kaliteli hizmetimizi veriyoruz ve müşterilerimize zamanında gerektiği yerde desteklerde bulunuyoruz. Evet. Bu süreci atlattıktan sonra tabii ki yine hem belki personel sayımızı arttıracağız. Tabii ki. Daha da geliştireceğiz, genişleyeceğiz, şubeleşeceğiz. Biraz önce söylediğiniz gibi sadece bu bölgeyle sınırlı kalmıyoruz dediniz. Tabii ki. Türkiye'nin her yerine hizmet verebiliyoruz. Kesinlikle. Biraz açabilir miyiz bu hizmetlerimizi? Nerelere hizmet verdik? Nerelere kadar ilerliyorsunuz? Ve yaptığımız işler, referanslar, bitirmiş olduğumuz projeler nelerdir? Yani şöyle, biz ben tüm Türkiye dedim, aslında biz tüm dünyaya hizmet verebilecek kapasitede bir acenteyiz ve sigorta acentelerinin çoğu bunu yapmaya kapasitesine sahip kişiler var. Şimdi biz şu an Türkiye Girişimci Acenteler Platformu olarak aynı zamanda Azerbaycan'a bir adım atmış durumdayız. Acenteler düzeyinde büyük bir platformumuz var. Bunun sayesinde de tüm dünyaya yayılma düşüncemiz var. Bunu geliştirmeye ve eğitimlerimizle desteklemeye çalışıyoruz. Sürekli eğitimler alıyoruz, eğitimler veriyoruz acentelere. Bu platformun bir üyesiyim, kurucu üyelerinden birisiyim. Evet. Başlangıcından beri platformdayım. Faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz tabii bir ürünle sınırlı değildir. Trafik, kasko, iş yeri, yangın sigortalarından tutun,
verdiği kaza ve aklınıza gelebilecek tüm sigortacılık ürünlerini, hizmetlerini verebiliyoruz, satışlarını gerçekleştirebiliyoruz bu alanda. Evet, bunun yanında bireysel sigortacılık başlığı altında ilerliyor. Evet. Bireye aracına kasko sigortası yapıyorsunuz. Kasko tabii ki özel. Tabii ki özel. İsteğe bağlı bir sigorta. Evet. Fakat mutlaka olması gereken trafik sigortası. Tabii zorunlu bir poliçe olduğu için yapmakla mükellef müşterilerimiz, sigortalarımız. Zorunlu bir poliçe olduğu için tabii ki onu yapmıyoruz diyemiyoruz. Ama biz her zaman trafik sigortası peşinde koşan bir acente olmadık. Çünkü trafik sigortası otoya girer. Kasko da otoya girer ama kasko dediğiniz gibi özel bir poliçe ve müşteri isteğiyle yapılabilecek bir poliçe. Tercihe göre, isteğe göre, talebe tabii göre ki siz de hizmet verebiliyoruz. Hizmet veriyorsunuz. Bunun kesinlikle yanında evlerinde yine zorunlu sigorta olarak DASK yaptırmaları gerekiyor. Evet, deprem sigortası yapmaları gerekiyor. Zorunlu bir poliçe ve herkesin düzenli bir şekilde yenilemesi gereken bir poliçe. Ama tabii ki sektörümüzde insanlarımız, sigortalılarımız daha doğrusu elektrik ve su aboneliklerinde genellikle ihtiyaç duyuyorlar ama deprem sigortalarının olayın gerçekleşmesi durumunda faydasını gördüğümüz bir poliçe. Evet. Yakın tarih olarak da İzmir depremini örnek gösterebiliriz. İnsanlarımız bayağı bir mağdur oldu. O yüzden deprem sigortası da diğer poliçelerde olduğu gibi çok önem arz eden bir poliçe. Kesinlikle. Evet. Ve yine isteğe bağlı olarak hayat sigortası yapıyorsunuz. Tabii hayat sigortası, hani bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerimiz de var. Onların da satışlarını yapabiliyoruz. Bu konuda da hizmet verebiliyoruz müşterilerimize. Tabii bunlar bir özel, kaskoda olduğu gibi özel taleplerle yapılabilecek poliçeler. Özel... Fakat bu sigorta poliçelerini yaptırınca ne gibi avantajlar sağlıyor? Bunu birçok izleyicimiz bilmiyorlar. Onları biraz bilgilendirelim mi ekranlarımızdan? Yani bireysel emeklilik poliçeleri tamamıyla müşterinin birikimine dayalı, kendisini ileri vadede güvence altına alabileceği bir birikim poliçesi diyebiliriz bireysel emeklilik için. Hı hı. Hayat poliçeleri de genellikle şu an tabii bankaların kredi ürünlerinde genellikle satılıyor ama tabii bilinçli müşterilerimiz var bu konuda. Kendilerini olası bir riskli bir ölüm gerçekleşmesi durumunda veya herhangi bir ölümün meydana gelmesi durumunda varislerini teminat altına alabilecek, güvence altına alabileceği bir ürün hayat sigortaları. Tabii sigorta şirketleri bunu çok sayıda ve farklı ürünlere bölmüş durumda. Yakın tarihte acenteliğini yapmış olduğumuz Ankara Sigorta'nın çıkarttığı bir ölüm ferdi kaza, Ankara Güvencem ferdi kaza ürünümüz var. Bununla da müşterimiz bir yıl boyunca aldığı bu hizmeti belli bir prim karşılığında hayat poliçesinden biraz farklı. Çünkü hayat poliçelerinde aylık, yıllık şeklinde gider veya 10 yıllık gider poliçeler. Bu poliçe yıllık bir poliçe ve primi sabit bir primde. Kaza nedeniyle sigortalımızın vefatı durumunda varislerine, belirlediği varisler de olabilir bunlar. Poliçedeki aynı zamanda kanuni varisleri de olabilir. Varislerine yılda 10 yıl boyunca aylık 1,5 ile 3.000 lira arası alacağı poliçe primine bağlı maaş ve bu güvence sağlamakta. Kaç yıl boyunca dedik? 10 yıl boyunca. 10 yıl boyunca. Evet, 10 yıl boyunca evet. Ailesini güvence altına alıyor böyle bir durumda. Peki son olarak bugüne kadar sizleri destekleyen, tercih eden dostlarınız, arkadaşlarınıza, müşterileriniz demiyoruz onlara. Evet. Onlar sizin zamanla... Sigortalılarımız. Biz müşteri terimini sevmiyoruz. Evet. Sigortalılarımız diyoruz. Dostlarınız, misafirleriniz olmuş oluyorlar. Onlar ekranlarımızdan bir teşekkür mesajınızla, son sözlerinizle bitirelim röportajımızı. Buyurun. Bizi tercih eden müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra da kendilerine daha kaliteli, güzel hizmetler verebilmek açısından eğitimlerimize devam edeceğiz. Harikasınız Mehmet Ali Bey. Teşekkür ederiz. Evet, kaliteli hizmet arayan tüm değerli izleyicilerimize bizler de Defner Sigorta olarak sizleri tavsiye ediyoruz. Gelsinler bir çayınızı içsinler. Tabii ki. Sizinle tanışsınlar. Hem de bu kaliteli hizmetlerinizden yararlansınlar diyoruz. Verdiğiniz bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılarınız daim olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.